Evet genel arayüz inceledik. Menülerin nasıl kullanıldığına baktık. Ve sıra kontrol paneline geldi. Kontrol paneli üzerinde ne tür değişiklikler yapabiliyoruz? Ne zaman bize yardımcı oluyor? Cevaplarını görelim. Bunun için InDesign CS6 eğitim klasörü içerisinde InDesign giriş klasöründe bulunan örnek belge InDesign dosyasını çift tıklayarak InDesign'de açıyoruz. Açtıktan sonra belgemiz içerisinde 3 farklı nesne var. Bunlardan ilki bir dörtgen. Şekil oluşturma araçlarıyla oluşturmuş olduğumuz bir dörtgen. İkincisi bir fotoğraf. Bu fotoğraf dışarıdan gelen belgeleri temsil ediyor. Üçüncü nesnemiz de bir metin. Siyah ok yani seçim aracını seçtikten sonra sol taraftaki araç kutusundan. Burada bu araç üzerine çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü bu araçla alakalı ilerleyen derslerde detaylı bilgi sahibi olmuş olacaksınız. İlk aracı seçtikten sonra burada hemen ilk olarak dörtgeni seçiyorum. Şu anda dörtgen seçildiyken bir de kontrol panelinin bulunduğu alana bir bakalım. Bazı alanlarda alanlar deaktif ve herhangi bir değişiklik yapılmaya müsaade etmiyor. Bunlara bakınca width ve height yani bir nesnenin yataydaki ve dikeydeki yüksekliği veya yine açısı gibi diğer değerleri burada değiştiremiyorum. İlk objemiz olan dörtgeni seçtiğimde ise buradaki değerler aktif hale geliyor. Aktif hale geldiği için de artık bunlar üzerinde istediğimiz bir değişikliği hem buradan hem de farklı araçlarla rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada seçmiş olduğumuz nesneye bağlı olarak ilk anda transform özelliklerini yani belge içerisindeki x ve y olarak koordinatını boyutuyla alakalı bilgileri, açısını, daha sonrasında da rengiyle alakalı bilgileri veriyor. Bu rengiyle alakalı bilgilerde dış çizgi de var tabii ki de. Dış çizginin kalınlığı ve yapısını yine burada görebiliyoruz. Buradaki birçok özellik bakın genel olarak bakınca sağ taraftaki panellerin kısa versiyonları olarak karşımıza geliyor. Örnek olarak şu anda şu iki çizgi arasında görmüş olduğumuz text wrap özelliği Ayrıca bir text wrap olarak bir panel olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu objeyi seçtiğimizde yapabileceğimiz en sık işlemler options panelinde karşımıza çıkıyor. Options panelinin şöyle de bir özelliği vardır. Eğer pencereniz daha küçük bir yapıya sahipse o zaman buradaki özellikler kırpılacak ve boyutunuza göre buradaki diğer özellikler yine açılacaktır. Bir fotoğraf üzerinde bakalım. Fotoğrafa tıklıyorum. Ve çok fazla bir değişken yok. Neredeyse aynı şekilde kalmış durumda. Hemen kontrol ettiğimizde herhangi bir değişiklik yok. Buradaki özelliklere baktığımız zaman her ikisi de aslında birer çerçeve. Bu çerçeve bir şekil olarak karşımıza çıkıyor. Ve gövdesi yeşil dış çizgisi de sarıya boyanmış durumda. Sağ taraftaki çerçevede ise içerisinde bir fotoğraf gömülmüş durumda. Zaten gövde yani fil dolgu rengi ve stroke dış çizgi rengi şu anda bu dörtgen için bir özelliğin olmadığını buradaki nan görseliyle ikonuyla anlayabiliyoruz. Sağ taraftaki metin kutusunu seçtiğimde ekstra bir iki özellik daha çıkıyor. Bu özellikler sütunlamayla alakalı bir metin kutusunu hızlıca iki sütuna, üç sütuna ayırabiliyorsunuz buradan. Metinleri incelerken buradaki detaylara bakacağız. Yine metin kutusuyla alakalı bir iki özellik daha var ama örnek olarak fontların boyutlarını değiştirebilmek için veya paragraf yapılarını değiştirebilmek için birçok özelliğe ihtiyacımız var. Bu özellikleri görebilmek için metin kutusuna çift tıkladığımızda bakın options paneli şu ortadaki iki dikey çizgiye kadar karakter panelinin tamamını ve fazlasını hatta ve sonrasında paragraf panelinin buradaki Yazılım çerçevesinin genişliğine bağlı olarak paragraf panelinin birkaç özelliğini gösteriyor. Ama paragraf paneline dönebilmek için Options panelinin sol tarafındaki paragraf işaretine tıklayarak hemen burada paragrafla alakalı diğer birçok özelliği de paragraf panelinde de bulunmayan özellikleri de burada görebiliyor. Options paneli seçmiş olduğumuz araç ve objeye bağlı olarak onun üzerinde değişiklikler yapabileceğimiz en sık özellikleri karşımıza getiriyor. Bu sayede menüler veya paneller açmak yerine burada hızlıca birçok işlemimizi yapabiliyoruz.